11 Nisan 2023 tarihinde Salı akşamı Fox TV'de yayın hayatına başlayan Tetikçinin Oğlu izleyicisinden tam not almayı başardı. Başrollerinde Şevket Çoruh, Temuçin Esen, Genco Özak, Serhat Kılıç gibi başarılı isimler barındıran Tetikçinin Oğlu ilk bölümüyle işbürgü 97 kalmayı başardı. Fethik Çinlioğlu'nun konusuna gelecek olursak İskender ve Korkmaz 40 yılda sırtını birbirlerine dayamış ki dosttur. Korkmaz İskender için elini çekinmez ve yıllar içinde tetikçisine dönüşür. İskender ise onun sayesinde işlerini büyütmüş, rakiplerinin korktuğu bir insana dönüşmüştür. Zamanı geldiğinde her şeyin başına geçireceği oğlu Yiğit, babasının gözüne girmek için bir iş organize eder ama işler beklendiği gibi gitmez. Hayatını üç kağıtla kazanan günü birlik yaşayan Metin ise o gece olay yerindedir. Yaşanan olaylar sonucu Yiğit ölürken Metin de büyük bir belanın içerisine düşer. Oğlunun ölümüyle tüm kontrolünü kaybeden İskender Korkmaz'dan oğlunun katilini bulmasını ister. Bir süre iz süren Korkmaz sonunda hedefe ulaşmak üzereyken büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Şimdi ilk bölümde Korkmaz kayıp olan oğlunu bulmak için uğraşırken İskender'in oğlunun ölümü sonucunda bulmayı başarıyor. İskender'in olayın yakın dostu tarafından öldürülmesine rağmen bütün olaylar Metin'den biliniyor tabi. Korkmaz Metin'i buluyor ve doğum lekesinden kayıp oğlu olduğunu anlıyor ve İskender'in Metin'i öldürmesine karşı çıkıyor. Şimdi yeni bölümde artık Korkmaz ve İskender düşman olacaktır tabi. İskender'in tek amacı Metin'i öldürmektir. Korkmaz ise Metin'in bir suçu olmadığını ispatlayarak İskender'le arasını tekrar düzeltmeye çalışacak. Umut Yor Videoları kanalı olarak Tetikçinin oğlu analizlerine başladık. İlk analizimiz hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın.